Olur mu? Yaparsın sen. Hadi Anastasia. Oraya basma. Nasıl geldi? Kimsin sen? Onlara şöyle edecek misin? Kimlere? Onlara işte. Cennette diğer cadılara şöyle edecek misin? Bu duvarın arkasında ne var? Kaçabilir miyim? Niye kaçmak istiyorsun ki? Çünkü zorla geldim. Sultan kral için. O yaşlı, çirkin, şişman krala yem edecekler beni. Yaşlı ve çirkin? Sen hiç gördün mü? Küçük kızların kalbini yiyormuş. Küçük kızları mı yiyormuş? Bir kız varmış, kurtulmuş. Yere çökmüş, başını kapatmış. Sultan kral koklamış, gitmiş. Hiç bakma oraya. Arda uçuyorum, duymuyor musun dalga seslerini? O zaman söyle, ne yapacağım ben? Yardım et. Sen iyisin mi, geri dön? Eğer ortadan kaybolduğunu anlaşılırsa çuvala koyup denize atarlar seni. Çuval. Deniz. Poeta mı bana yam? Hayır. Ben eve dönmek istiyorum. Annem, babam, kardeşim bekler beni. Ben varken sana kimse zarar veremez Anastasia. Adımı nasıl bildin? Cennet Hatun dedin ya. O söyledi işte. Hareme asi, vahşi bir kurt geldi dedi. Asil o vahşi. Ben kedimi korudum. Şimdi arıyor beni. Dövecek yine. Yardım et bana. Ne olur. Kurtar. Burası cehennem. Yardım edeceğim. Lakin şimdi git. Haremde onlarca kız var. Sıra sana gelene kadar buluruz bu çaresini. Dediğimi yap. Bulacağım seni. Adın ne senin? Bahti. Bahti.
Bahti. Bahti. Bahti. Bahti. Neden yardım edeceksin Bahti? Sana neden inanayım? Çünkü ben de kaçmak istiyorum bu saraydan. Seni de zorla getirdiler değil mi? Aile nerede? Anne baba nerede? Hadi git artık. Hareme dönmen gerek. Ne yapıyorsun? Bu taraftan çıkacaksın. Anastasya. Benim Yasemin çiçeği. Geldiğim günden beri aileme mektup yazdım. Anneme, babama. Cennet Kalfa'ya verdim. Gönderdim dedi. Ama yalanmış. Hiç göndermemiş. Yaşadığımı bilsinler. Dua ederler benim için. Dönmem için. Ama şimdi ümit yok. Çok zaman geçti. Belki öldü sanıyorlar beni. Unuttum sanıyorlar. Dönmek mi istiyorsun hala? Tüm kalbimle. İstediğim tek şey bu. Ne olur Ahmet. İzin ver evime gideyim. Mektupları aileme yolla desen anlarım. Lakin sen çok daha fazlasını istiyorsun. Benden seni yollamamı istiyorsun. Benden kaçıp kurtulmak istiyorsun. Neden öptün beni Nasya? Seni buna hiç zorlamamışken, mecbur değilken. Neden? Ben bilmiyorum. Çekilebilirsin.
Asya. Asya. Asya, sakın yapma. Anacığım, babacığım, her gecenin bir sabahı vardır derdiniz bana. Nasihatlerinizle avunuyor, güzel hatıralarımızın tatlı kuytuluğuna sığınıyorum. Bu, bitmeyecek gibi gözüken karanlık elbet son bulacak. Sabah sisi içinde, şafak kendini gösterecek ve biz bir gün mutlaka kavuşacağız. Ne olursa olsun, beni unutmayın ve benden ümidinizi kesmeyin. Ahmet. Nasya, uykunu böldüm değil mi? Korkma, ben sadece seni görmek istedim. Bana kızdın ama. Kaçtım diye kızdın. Söyledim en başta. Ben yalan diyemem. İşte şehri İstanbul. Namı diğer Konstantiniyye. Yedi iklimin en güzel şehridir. İstersen çıkarız Nasya. Eğer görürsen, bilirsen eminim çok seveceksin. Sen sevdikçe bu şehir senin olacak. Sevdikçe bu saray senin evin olacak. Sen peki? Sen seviyor musun? Mutlu değilsin. Benim gibi. Devran döndü Nasya. Artık padişahım. Gördüğün ve görmediğin her şey benim. Ben de seninim, değil mi? Senin malınım. Bir köle. İncittim mi seni? Kötü mü davrandım? Canını mı yaktın bilmeden? Anlamıyorsun. Sen değil beni üzen. Seni biri. Hem çok kız var burada. Hep seni istiyorlar. Mühim olan benim kimi istediğim. Sen onları istiyorsun. Her gece biri geliyor yanına. Bırak beni gideyim.
Ben sadece seni istiyorum Nazım. Yalnızca seni. Çünkü güzeller içre mahumsun. Kulunam padişahımsın. Sen benim izzücahımsın. Gönül mülkünde bahtımsın. Anastasya. Beni görmek istediğini söylediler. Anastasya diyen bir tek sen var. Hacı diyorlar, sonra Mapeker, Hatuncuk. Halbuki ismin çok güzel. Ölümden sonra yeniden doğan demekmiş. Paskalya'da doğdum diye. Babam koymuş adımı. Ama ben... ölümden korkuyorum. Dün senin için korktum. Kuleden baktım. Adalet Kule. Binlerce asker. Seni öldürecekler sandım. Ben de korktum Nazlı. Lakin ölümden değil. Zira kendimi bildim bileli ölüm hep yanı başımda. Alıştım. Beni asıl korkutan hayal ettiklerimi yapamadan ölmek. Kudretli bir hükümdar olmadan, hatıramı bu şehre bırakmadan, cihan saadetini, aşkı tatmadan ölmek. Thank you.
Nasıl ya? Beni görmek istemişsin. Bu gece yanımda kal. Benimle uyu istedim. Ki şu dünyada yalnız olmadığımı bileyim. Nedir bu? Oldukça kıymetli bir taş. Bu mu? Benim için öyle. Bana atılan ilk taş o. Alenen yüzüme karşı yapılan ilk hakaret. Saklayacağım onu. Yoksa unutuyor insan. Başına gelenleri unutuyor. Ne yazık. Benim bir taş yok. Ama unutmam. Bana ne yaptılar? Unutmam. Bu gece Matidluz'la uyudun sanıyordum. Mahfiruz. Neyse ne. Padişah olunca bütün kaideler, mecburiyetler biter. Hür yaşarım sanıyordum. Hiç öyle değilmiş. İşte bu da sadece onlardan biri. Soyun benden devam edeceğini ispat etmem gerek. Korkuyor musun? Ne korkusu? Padişahım ben. Hiçbir şeyden korkma. Ahmet. Senin omuzlarda çok yük var. Bir de bunu taşıma. Üç deyince. Bir, iki, üç. Korkuyorum. Oğlum dead. Sen korkmuyor musun?
Senin o çok sevdiğin Yaseminlerin kökü toprakta değil mi? Neden korkayım buraya girmekten? Ben hayallerime ulaşmadan ölmekten korkuyorum. Mustafa daha çok küçük. Ben daha büyükü kaldıramaz ki. Onu bırakmak istemem. Şehzade Mustafa. O iyi değil mi? Hasta değil. İyi, iyi. Merak etme. Şükürler olsun. Ben sana aşka dayanmadan ölmekten korkuyorum. Böyle şeyler söyleme. Kapat gözlerini. Kapat. Büyük bir savaş olmuş. Sen kazanmışsın. Atın üzerinde dönüyorsun. Herkes yollarda. Seni bakmaya çıkmış. Bütün şehir mutlu. Herkesin karnı tok. Gülme. Göz açmak yok. Kapat. Sokaktan geçiyorsun. Herkes sana şükür ediyor. Çiçekler atıyor. Çok yasa diyorlar, çok yasa. Ve sen bana dönüyorsun. Gizli bahçemizde bekliyorsun beni. Yaseminlerin altında. Beyaz elbisenle. Kokun yaseminlere karışmış. Daha da güzel kokuyorlar seninle. Sonra ben sımsıkı sarılıyorum sana. Allah'ım ne talihli. Şükürler olsun sana.